dışarıda toplam belki 30-40 gösteri yapmak isterken, gösteri bir hak yer bu ülkede, gösteri bir hak yer, protesto hakkımız varken bunu yok sayan ve gücüne güç katarak bugün o hali beşinci kez de uzatan iktidar, onun emniyet güçleri tarafından darp edildiler ve 11 kadın arkadaşımız gözaltına alındı. Bunu asla kabul etmiyoruz. Kadınların öfkesiyle gideceksiniz. Bunu böyle bilin. Çünkü biz hiçbir hakkımızı mücadele etmeden kazanmadık. Hani o sizlerin çok iyi bildiği ve bugün hanedanlar, işte sultanlar diyerek örnek aldığınız Osmanlı'dan bugüne kadınlar mücadele ettiler. O zamandan beri medeni haklarını almak için mücadele ettiler ve kazanımlar elde ettiler. Bugün bu kazanımları asla ama asla geri vermeyeceğiz. Bugün çoğunluk tahakkümüyle yasaları geçirebilirsiniz meclisten ama biz ne kadar çok berbat yasayı iptal ettirmeyi ve geri aldırmayı başardıysak bundan sonrasında bunu da başarırız ve asla kimsenin bundan kuşkusu olmasın. Kadın arkadaşlarımıza çok geçmiş olsun diyorum ve gerçekten bundan sonra da mücadeleye her şekilde devam edeceğimizi buradan hep birlikte ifade ediyoruz. Çok kısaca aslında çok fazla söylendi, konuşuldu ama tekrar etmekte fayda var anlamadıkları için. Tekrar etmekte fayda var. Kadınlar yazdılar, Saadet Vekilimiz tutuyor. Sayın Milletvekili dediler. Sayfalarla mektup gönderdiler bütün milletvekillerine. Siz neden kulaklarınızı tıkıyorsunuz? Türkiye'de bu kadar çok sayıda kadın bir yasaya karşı çıkıyorsa, ki bunun içerisinde muhafazakar kadınlar da var, AKP'li kadınlar da var, bunu da biliyoruz. Onlar tarafından da ifade ediliyor bu. Neden bu kadar karşı çıkışa rağmen, size yazılan mektuplara rağmen siz hala kulaklarınızı tıkayıp kadınlarla inatlaşmaya, benim güç, benim diktatör demeye devam ediyorsunuz? Sonra da biz hakaret etmiş oluyoruz. Hayır, siyasi eleştiri yapıyoruz. Diyoruz ki gerçekten sizler de haddinizi bilin. Sizler de haddinizi bilin ve bu ülkenin yurttaşlarına hiçbir alanda kadınlara, erkeklere, çocuklara kulaklarınızı tıkamayın. Niye biz bu yasaya karşı çıkıyoruz? Neden kadınlar bu yasaya karşı çıkıyorlar? Çünkü muhafazakar bir tek tip hayat dayatması istemiyoruz. Müftülüklere nikah kıyma yetkisinin verilmesi şu anda hiç bir gereklilik, zorunluluk vesaire olmadığı gibi, bunu bir kenara koyalım. Müftülüklere, diyanete, hayatın her alanına bu kadar katılma yetkisi vermek demek aslında tek bir dini ve o dinin de aslında tek bir mezhebini bütün insanlara dayatmak demektir. Laik bir ülkede, laik hangi ülke olursa olsun, laik bir ülkede devletin dini olmaz. Ona eşit mesafede durur ve bütün vatandaşlarının din ve inanç özgürlüğüne saygı gösterir. Bunun gerçekleştirilmesine imkan verir, bunu sağlar ama kendisi bir dine sahip olmaz ya da vatandaşlarına bu dayatmayı yapmaz. Biz biliyoruz ki müftülüklere nikah demek, ki önce Aile Bakanı tarafından müftülere denilmişti, aslında orada da çok ufak görünen ama ciddi bir ayrıntı var. Müftülükler diye değiştirildi sonra. Müftülükler demek imamlar demektir, vaizler demektir. Küçük yerlerde biz müftüler yetişemiyorlar taleplere, imamlar kıysın, vaizler kıysın demektir. Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kendi yaptırdığı araştırmada dahi, Hacettepe Üniversitesi'nin araştırmasında 18 yaşın altındaki kız çocuklara nikahları resmi imamların kıydığı görülüyor. Şimdi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı kendi yaptığı araştırmayı okumuyor mu? Bunu görmüyor mu? O zaman bu çocukların, bu genç kadınların hayatlarına kıyma hakkını nasıl kendinizde görüyorsunuz? Evet, öncelikle bu tek tip dayatmasına her alanda karşı çıktığımız gibi bu alanda da karşı çıktığımız için biz müftülüklere nikah yetkisi verilmesini istemiyoruz.
biz belediye nikahının ve oradaki resmi nikahın denetiminin, o koşulların kadınların iradesini daha özgürce yaratabileceği koşullar sağladığını düşünüyoruz. En azından belli ölçülerde. Bunun da yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Zorla evliliklerin çok sayıda olduğunu biliyoruz. Ama en azından bu tür nikah yolunun açılması, aynı zamanda imamların, müftülerin hayatın her alanında bu kadar söz söylemesi, resmi evliliklerin dışındaki o çocuk yaşta evlilikleri de, yasak evlilikleri de aslında çok daha fazla normalleştirecektir. Ki biliyorsunuz zaten Anayasa Mahkemesi'nin 2015 tarihli kararıyla evlilikte resmi nikahtan önce yapılan imam nikahlarının suç sayılması da ortadan kaldırılarak aslında bir şekilde burada cezasızlığın da yolu açılmıştı. Bir şekilde resmi olmayan evliliklerin de yolu açılmıştı maalesef. İşte şimdi bu aynı sistemi meşrulaştırmaya ve bu yolda ilerlemeye çalışıyorlar. İkinci nokta, doğum sırasında sözlü beyanda bulunmak. Şimdi bu durum bugün de var. Yani doğum sırasında, doğumdan sonra doğum yapan kişinin sözlü bildirimde bulunması. Bu kadar savaşın, göçün olduğu bir dünyada tabii ki sadece yazılı bildirimin olmasından söz edilemez. Sözlü bildirimde bulunacaktır. Bugün olduğu gibi yarın da olacaktır bu. Ama sözde bir iyileştirme getirdiklerini söylüyorlar. Mülki amirlerin talimatı varsa eğer o zaman aile hekimleri araştırabilir diyorlar. Şimdi bunun keyfiyete bağlı olmaması lazım. Eğer daha iyi bir şey yapmak istiyorsanız o zaman bunu mülki amirlerin inisiyatifine bırakmayacaksınız. Çünkü sözlü bildirim denen şey her zaman risk taşır. Yani sözlü bildirimde aslında bir çocuk hamile kalmıştır ve onun yerine gidip başka birisi de bildirim yapabilmektedir. Böyle şeyler yaşanmaktadır. Bunların önüne geçmek, çocuk istismarının önüne geçmek ve gerçekten bir iyileştirme isteniyorsa o zaman yapılması gereken şey her sözlü bildirimde direkt nüfusun aile hekimlerine bildirmesidir ve onların gerçekten bu doğumun kim tarafından, nasıl, hangi yaşta birisi tarafından gerçekleştirildiğini öğrenmesi ve denetlemesidir. Son olarak arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların evlilik yoluyla vatandaşlığa başvurabilmesi için genel ahlak kriteri getiriliyor. Biz kadınlar 80'lerde, 90'larda, hatta bizlerden önce dediğim gibi belki Osmanlı'dan beri, belki Cumhuriyet'te, daha sonrasında bu kavrama karşı mücadele ettik. Genel ahlak erkeklerin ahlakıdır. Genel ahlak erkeklerin kadınlara dayattığı tamamen sübjektif, hiçbir kriteri olmayan bir kavramdır. Biz Türk Ceza Kanunu'ndan genel ahlak ve adaba aykırı cürümler başlığının çıkarılması için yıllarca mücadele ettik. Ve bunun genel ahlaka değil, cinsel saldırı suçlarının kadınlara karşı ya da birey kimse, belki çocuklara, belki erkeklere karşı işlendiğini, dolayısıyla bunun genel ahlakla bir alakası olmadığını, aslında bireylere karşı suçlar olduğunu ifade ettik. Ve sonunda 2005 yılında bu değişiklik gerçekleşti Türk Ceza Kanunu'nda. Çok önemli değişiklikler sağlandı. Şimdi aynı kriterlere hukuken de aynı şekilde Türkiye'nin gidişatı açısından da binlerce adım geriye gidilmek isteniyor. Ve bunu asla kabul etmiyoruz. Evet, Erdoğan başta da söylediğim gibi karşısındaki en güçlü muhalefet olan kadınlarla inatlaşıyor. Ama bizler hakikaten daha öncesinde de nasıl bu hakları mücadele ederek kazandıysak bugüne kadar, bundan sonra da geri vermemek için ya da meclis çoğunluğuyla geçirseler dahi daha sonra bunun etkilerini ortadan kaldırmak ve iptal ettirmek için de elimizden geleni yapacağız. Bu böyle gitmez, kadınlar izin vermez diyoruz. Katılımınız için teşekkür ederiz. Tamam. Ayakta. Tamam. Fotoğraf alalım. Hadi şurada alalım mı? Kenara mı alalım? Tabii tabii. Tamam, o zaman biz böyle sizi yapmayın. Şatalan arkadaşlar. Birkaç kadına kaldık meclise gelip ona gidelim. Evet.
Göğe tutmayın, tutun arkadaşlar. Size gelecekse... şöyle bir şey diyor mu sen de böyle? Ha? Ha böyle tabii, iki tane. Arkadaşlar böyle...